19. yüzyıl. Dünya kabuk değiştirme çağının sonlarını yaşarken aslında yeni kabuklara zemin hazırlayan fikirlere de tanıklık etmekteydi. Meydan savaşları yerini yavaş yavaş zekanın ön plana çıkacağı savaşlara bırakıyordu. Ve bu savaşların planlamaları yüzyıllar boyu sürüp her şey hazır olunca uygulamaya konuluyordu. Şimdiye kadar Illuminati, Masonluk ve Yeni Dünya Düzeni gibi konularda birçok şey yazılıp çizildi. Fakat bir adam var ki, onun 1871'de yazdığı gizemli bir mektup dünya savaşlarının senaryolarından bahsetmekteydi. Hatta 3. Dünya Savaşı'nın senaryosu da bu mektupta yazılıydı. Bu mektubu yazan 33. derece Mason üstadı olan Albert Pike'tan başkası değildi. Albert Pike, 1809 yılında Benjamin ve Sarah Pike'ın ilk çocukları olarak Boston'da doğdu. 1825 yılına gelindiğinde Albert, Harvard Üniversitesi'ne giriş sınavlarını kazanmıştı. Buradaki eğitimin ardından Gloucester, North Bedford, Fairhaven ve Newburyport'ta bir süre öğretmenlik yaptı. 1850'li yıllarda Masonlara katıldı ve bu yapılanma içerisinde büyük faydalar sağlayarak 1859 yılında Mason üstadı oldu. Amerikan Bağımsızlık Savaşı devirlerinde orduya katılan Albert Pike, Meksika-Amerika Savaşı sırasında orduda bir süre görev yaptı ve 1861'de generalliğe yükseldi. Bütün hayatı boyunca şairlik ve yazarlığa da merak salan Albert'ın birkaç tane de eseri bulunmaktadır. Bu eserlerden en ünlüsü ise Masonluk hakkında yazdığı Morals and Dogma adlı eseridir. Albert Pike'ın bu kitabıyla aynı yılda, yani 1871 yılında kendisi gibi bir başka Mason üstadı olan Giuseppe Masini'ye bir mektup yazdığı iddia edilmekte ki bu mektupta yazanlar adeta yakın geçmişimizin, hatta içinde bulunduğumuz devrin senaryosu niteliğinde. William Guy Carr isimli eski bir İngiliz istihbarat subayı tarafından British Museum'da bulunan mektupta yazanlar şu şekilde: Illuminati'nin amacına ulaşması için öncelikle bir dünya savaşı çıkarmalıyız. Bu sebeple Rusya'da Çarlığı zayıflatıp ateizmi ve komünizmi hakim kılmalıyız. Ajanlarımız vasıtasıyla Britanya İmparatorluğu ve Alman İmparatorluğu arasında gerginliği körükleyerek savaşa zemin hazırlamalıyız. Ve 1. Dünya Savaşı sonrası komünist düzeni iyice inşa etmeliyiz ki tüm hükümetleri yıkabilelim ve tüm dini düzenleri zayıflatabilelim. Nitekim 1. Dünya Savaşı da bu şekilde oldu. Mektubun ikinci kısmı şu şekilde: Ardından 2. Dünya Savaşı'nı çıkarmalıyız ve bunu gerçekleştirmemiz için faşistler ve siyonistler arasında savaşta sonlanacak bir gerginlik oluşturmalıyız. İsimleri Nazi olacak olan faşistleri savaş sonunda yok etmeli, İsrail devletini kurmalıyız. İkinci Dünya Savaşı sürecinde uluslararası komünizm mutlaka Hristiyanlığı dengeleyecek bir güce ulaştırılmalı. Toplumlara ölçülü bir şekilde son çöküşü yaşatacağımız zamana kadar bu denge bizim için gereklidir. Bu planlar dahilinde ortaya bir Nazi Almanyası ve sözde Yahudi düşmanı olan Hitler çıkarıldı. Savaş sonunda Naziler yok oldu, İsrail kuruldu ve dünyaya Siyonizm hakim oldu. Mektupta son olarak 3. Dünya Savaşı'ndan bahsetmekte. 3. Dünya Savaşı'nı çıkarmamız için İslam aleminin liderleri ve Siyonistler arasında ajanlarımız vasıtasıyla ayrı düştükleri konular üzerinden gerginlik çıkarmalıyız. Ve bu savaş, Müslüman Arap dünyası ve İsrail devletinin birbirlerini yok edecekleri şekilde dizayn edilmeli. Bu hengame içinde diğer milletleri bu konuda fiziksel, ahlaki, ruhsal ve ekonomik olarak çökmeleri için mücadeleye zorlamalıyız. Nihilistlerin ve ateistlerin önlerini açmalıyız. Ve müthiş bir sosyal çöküş provoke etmeliyiz ki böylece bu kanlı kargaşa ve vahşetin doğurduğu korku içinde mutlak ateizm etkisi ortaya çıksın. Görüldüğü gibi bütün planlar tıkır tıkır işlemekte. Nakış işler gibi incelikle ve sadelikle yüzyıllardır adım adım ilerleniyor. Dünyanın şu anki haline bakarsak, sizce 3. Dünya Savaşı senaryosuna ne kadar uzağız?